Hafta sektiğimiz bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Ee, sanıyorum bu üçüncü kaydımız olacak, evet. Köfün olarak telaffuz edildiğini kendi stoklarım sonucunda çözdüğüm <laughs> köfünden Köfün. Bilge Kağan Etil ee, seslendiğimiz adıyla Bilge ile beraberiz şu an. Merhaba. Ee, bu benim için de bu arada enteresan bir kayıt olacak. Önceki kayıtlarımızda hepsi zaten tanıştığım insanlardı ve birlikte sohbet ettik. Şimdi Kaan'la birbirimizi, Kaan dedim, Bilgi aslında. <laughs> evet. Bilgi'yle birbirimizi hem tanıdığımız hem de aileler hakkında konuştuğumuz bu podcast dinleyeceksiniz. Umarız ki eğlenirsiniz. Bu arada köfünü eğer duymadıysanız ki duymamanız imkansız kesin takibi alın. Çok büyük şeyler olacak <laughs> belli oluyor yani. <laughs> Öyle, evet. Bilge hoş geldin. Hoş nasılsın, bulduk. Nasıl gidiyor? Albüm hazırlıkları var bildiğim kadarıyla. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. evet, Köfün projemizle ilgili çalışmaları yaz, yazın sonuna doğru Ağustos'ta bitirdik. Eylül'de de ipimiz yayınlandı. Fakat aynı zamanda benim bireysel projelerimden olan daha elektronik, müzik ağırlıklı bir albüm projem var iki senedir. Onun üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda birkaç kişiye prodüksiyon yapıyorum. Ee, öyle biraz yoğun geçiyor. Ee, teşekkür ederim bu arada beni ağırladığın için. Ne demek hoş geldin. <laughs> hoş Korkmayın. Böyle yabancı izleyici aşırı kibarlıktan ölecek şekilde konuşmayacağız. <laughs> evet, zaten tanışacağız bu podcastte. Ben onu e da tabii. sevdim. E evet, vesile oldu. Evet. Ve bunu kayda alıyoruz bence güzel bir şey. Aynen. E, tarihe dijital bir hem dijital hem audio bir anı bırakıyoruz. Kesinlikle. Şimdi ben size spoiler vermeyeyim. Aşırı güzel bir seçkisi var Bilge'nin. Ee, yani albümler hakikaten yani hep bir tanesi harç hepsi benim de uzun uzun dinlediğim Aa. albümler. Aa, evet. Eee okey tamam başlayalım. Bu arada Bilge de e, diğer Konuklarımız gibi bu albüm seçkisini biraz kronolojik yapmış ki böyle incelemekte daha keyifli oluyor bence gerçekten. Evet yani çocukluğunu öyle müzikte tanıştığın evet o zamanlarda seni neler etkilediğinden bugüne kadar gelen yolculuk baya bir hikaye yani zaten Kesinlikle. albüm hakkında konuşuyoruz albüm de bir hikaye demek ve bu da senin hikayen gibi oluyor. Okey ilk albüm. 2002 tarihli Duman'ın belki alışman lazım. Söyle evet. bakalım bilge neden? Evet bu albümü herhalde bilmeyen yoktur ki şu anda bu şarkılar da hala yeni jenerasyonda popüler diyebiliyorum. Hatta galiba bu en son neydi? Aşk 101 mi? Bir Netflix şekilde orada evet. bizim aslında jenerasyonumuzun hani ergenliğinin çocukluğunun rock gruplarını ilk defa keşfeden bir Z jenerasyonu vardı. Böyle duman falan. Evet öyle. ve onlar da sanki aynı şeyi tekrar yaşıyorlarmış gibi ve çok ilginç geliyor bana. Normalde dünyada böyle bir şey görmüyoruz. Ne bileyim ana akımda yani böyle bir tekrar var mıdır? Hiçbir fikrim yok. Öyle bir şey denk gelmedim ama bizde e, var. Artık bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi onu da bilmiyorum. Bir yandan iyi bir şey, bir yandan bence şuna işaret ediyor. O da kötü bir şey. E, yerine dolduracak çok iyi isimler olmadığı için dönüp dolaşıp tam olarak isimleri... onu Orada Kesinlikle ya sanırım öyle bir yorumlama öyle bir okuma yapabiliriz. Yani bir yandan sevindirici evet insanların bunu gerçekten duymasını isterdik. Çünkü geçmişe yönelik bir tarama yapmak istemeyen hele hele albümü bu insanlar ne yapmış 2000'lerde bu insanlar ne dinliyormuş gibi bir merakla öyle bir arayışa girmeyen yani kimse muhtemelen denk gelmeyecekti bu şarkılara ve şu anda gördüğüm kadarıyla da bayağı seviliyor. Sen, sende yeri ne peki? Ondan neler anlatmak istersin? Bendeki ister? yeri şöyle. Zaten sen bu e, albümleri sorduğunda ben hiç albüm düşünmemiştim. yani Daha doğrusu son zamanlarda hiç düşünmemişim. Maalesef çağımızın getirdiği bir durum. Ee, i̇lk kendimi düşündüğümde haliyle ne albüm yazacağım diye düşündüğümde yani beni ben yapan ya da benim için hayatımda e, beni bu noktaya getiren dönüm noktaları vardır. Onları seçmeyi düşün seç, seçmeye çalıştım ve onların başında haliyle tabii ki de küç, müzikle küçüklüğümden beri ilgileniyorum ama yani babamın e, biz küçükken yolculuklarda işte 15-16 saatlik yolculuklarımız oluyordu. Ee, babam memur ve e, başka şeyler değişiyorduk ve haliyle yazdır işte akrabalarımızın olduğu kendi memleketimize gelirken çok uzun süreler arabada vakit geçiriyorduk ve maalesef babam kaset olarak çok fazla ...materyale sahip değildi... ...yani Yedi Karanfil, Muazzez Ersoy... E, ...Gülay... ...böyle 3-4 isim vardı ve sürekli bunlar dönüyordu... ...onun dışında... ...yani onları saymazsam... <laughs> ...çünkü onların da belli ki bir etkisi var... ...ama çok alakalı durmuyor... ...tarzımla... ...yani bu belki alışman lazım... ...ilk defa benim bir albümü... ...müzeye artık işte... davulla çok meraklıydım, davul çalıyordum... ...ama küçük günden beri klavye çalıyordum... ...evde klavye vardı... Ama düğün havaları falan çalıyordum. Öyle bir vizyonum vardı. <gülüyor> <gülüyor> Ama belki alış... Yani, ablam çok iyi müzik dinler ve onunla birlikte çok farklı müzikler dinlerdim. Eminem biskit hmm. bir eskit falan. Ama ondan hiçbir albüm seçmedim. Çünkü kendim seçmemiştim aslında onları. Ablam dinliyor diye dinliyordum. Ve kendim ilk defa ablam bu kaseti aldığında belki alışman lazım O zaman Balıkesir Susurluk'taydık. Ee, yani ben ilk defa kendim o kaseti kendim taktım dinlemek istedim. Yani tamamen kendi sorumluluğundaydı. Bu kaseti dinlemek, bu kaseti keşfetmek diyeyim. Ve yani beni yani o zamanki bilgeyi kanı çok başka noktalara götürür. Çünkü yani hani müzikle olan o ilişkim yani bilmiyorum tarifi de biraz zor. Çünkü gerçekten çok parladı diyebilirim gözümde her şey. Yani bu, o insanların sahnede hayal etmeye başladığım nasıl çalıyorlar davulcuyu ayrı düşünüyorum basçıyı ayrı düşünüyorum işte kaseti açıyorum kapaklarına bakıyorum kağına bakıyorum işte arayı ne değerliydi o değil mi ya evet, yani, somut bir şeydi bir de yani gerçekten somut bir şey o yüzden ve hani şu anki gibi bir uyaran da yok etrafımızda ve dediğim gibi babamın mesleğinden dolayı ben küçük şehirlerde büyüdüm yani gitgide büyük şeylere doğru ilerledik yani hayatımda çok da dünyaya dair görebileceğim bir şey yoktu. İşte bu kaset varsa bu kaset bana bir kapı açıyor. İşte orada bir müzik var. Müzik zaten çok güzel. Hani müziğin ne ifade ettiğini hiç konuşmayacağım bile ama kaset işte oradaki bu işte tasarlanmış bu 12 şarkı yani zaten hepsi de bu arada çok güzel şarkılar ki hala dinliyoruz, hala aklımızda. Demek ki gerçekten yer etmiş çok değerli şarkılar. Ve benim için yani ben işte o dediğim gibi o enstrümanları hayal ediyorum sahneyi çünkü Duman'ı sevdikten sonra bu albümü tabii ki devamını da takip ettik. İşte gitar gitar çalmayı öğrenmeye çalışıyorum davul çalmayı ki bu parçalarla öğrendim aslında bu albümün ilk multi enstrümanistliğime <laughs> vesile olması olabilir çünkü gerçekten gitarı da çalmak istedim bası da çalmak istedim davulu da çalmak istedim ve bu parçaları ezberleyerek bu parçaları çözmeye çalışarak öğrendim o yüzden bu albüm benim için ilk önemli albüm diyebilirim. Ya harika bir şey de olabilir etkisi. E, bilinç altında belki şu an sallıyorum tamamen. Aa, ablamla ya ablamın dinlediklerini de dinliyordum. Limp Bizkit, falan dedin ya. Evet. Şimdi bunlar yabancı isimler. Duman yerli bir isim. Belki de hani şey de olabilir. İçindeki o daha yeni yeni doğmakta olan müzisyen e, bir Türkçe sözlü bir şey duyunca evet abi ben de yapabilirim, ben de başarabilirim gibi bir şey de hissetmiş olabilirsin. Daha bir o yüzden idolleştirmiş de olabilirsin o dönem falan. Evet, Belki de. Kesinlikle çünkü bir bağ kurmuş olmam gerekiyor diye düşünüyorum. Yani daha sıcak, daha yakın gelmiştir. Çünkü diğer müzikleri de çok seviyordum. Onların kliplerini de izliyorduk. Canlı performanslarını da izliyorduk. Ama onlar bir de iyi şeydi ya bizim çocukluğumuzda. Yani şu an mesela Instagram'dan mesaj atabiliyorlar onlara. Şu an ama o zamanlar en fazla MTV'de gördüğümüz falan böyle gerçek olmadığını bilmedi, bilmediğimiz Şeylerdi yani. Bayağı çoğu dünyasıydı. Evet evet. Farklı bir dünyadı. Bunlar belki daha samimi geldi. Bilmiyoruz. Ve gayet şey ezgileri de var aslında. Yani o klişe Türk ezgileri lafını kullanmayacağım da hani e, Kaan'ın vokalinde falan gayet o namelerde var. O yüzden biraz buradan da hissettiren bir rock müzik gerçekten. Yani. Duygusu da damar evet, canım. Aynen. <laughs> yani muaz diyorum ya babamla neler dinliyordum ya. Belki o rock sound'unu bir nevi köprü olmuş olabilir benim için. O bağı kurmam için önemli olduğunu düşünüyorum. Parçalar zaten müthiş bu arada. Yani hala hepsini çok Ve seviyorum. Ben bu arada tekrar dinledim ya yani senden albümler alınca. Ne kadar hoşlanmışım dedim. <laughs> Aa, bu arada yani şu albüm listesine benim baktığım geçle mesajdan bakıyor olsanız o kadar güzel bir geçiş var ki Pantone kataloğu gibi gerçekten yani. Ben bir <laughs> Türkçe rock <laughs> albümünden Pet grubun e, The Way Up adlı albümle geliyoruz. Kendisi muazzam bir caz müziğini, E, cazla ilgili isimler kesin biliyordur. Caz sevmenize gerek yok. evet bence. aynen de öyle. Bu arada ben kendimi müthiş bir caz dinleyicisi olarak tanımlamam. Aslında caz müziğin son zamanlardaki, son yıllardaki e, yeni kalkışmasıyla biraz alıştım caz müziğe. Ama Pet Metin'i benim için de yani şu süreçte işte bu son 4-5 yıldır can dinleme deneyimlerimde çok yer tutmuş bir isimdir. Sen anlat şimdi nasıl oldu dumandan pet metniye geçişin veya nasıl öğrendin nasıl keşfettin o da çok enteresan mesela. Ya işte bu o, albüme bu şekilde 1 2 3 4 5 diye baktığımda zaten hani ister istemez o sıralamada olması yani az önceki dediğim şeyle çok bağlantılı. Ya nasıl diyeyim ben hani dediğim gibi çok çok küçük yerlerden geldim. Ve her işte babamın bir sonraki tayininde biraz daha büyük bir işte ilçe sınıf atıyordu. Hmm. Atıyorum. Yani dördüncü sınıf ilçeden üçüncü sınıf ilçeye geçiyordu. Tayininin böyle bir olayı Bittiğin var. Çünkü belki müzik dükkanlarındaki şeyler artıyordu. Müzik dükkanı yok bile. <laughs> daha oraya gelmiyoruz bile. Şimdi The yaptı ben aslında buradan aslında burada Konya'dayım. The yaptı. Yani ar arada o, o kadar o yıllarda Konya'da Çünkü... bu albümü dinleyen tek birey sensindir nefes alan. Evet arkadaşımla birlikte dinliyorum. Tabii ki. <laughs> yani arada çok şey oldu işte. Yani belki alışman lazım. Ortaokuluma denk geliyor. Dbe <laughs> yaptı. Üniversite 1. Ben ilk başta müzik 3 sene müzik öğretmenliği okudum. Sonra bırakıp İTIF Konservatuarı'na girdim. Ee, bu ilk üniversitemde işte benim çok yakın bir arkadaşım var Halil. Onunla müzik dinleme keşfediyorduk. Yani Müzik dinlemeyi öğreniyorduk. Ama oraya gelene kadar dediğim gibi yani hep aşama aşama yani dünyada bir şeylerin olduğuna dair. Çünkü hep gittiğim yer kadar. Çünkü uyaran şu anki gibi değil. YouTube yok. Acayip kanallar yok. işte evet televizyon var, uydu var ama e, internet ise yavaş yavaş hayatımıza giriyordu 2000 en azından, en azından ulaşmak istediğin şeye o an ulaşamıyordun. Tabii o canım yani beni uyaran şeyler yok. şeyler atlatmak gerekiyor engeller açmak. Kesinlikle. Ve etrafında da şimdi küçük ilçelerde Allah aşkına şimdi bana kim Petmetli'den bahsedecek? E, tabii ki de bahseden yok. Konya'ya gittiğimde ama inanılmaz bir hocamla karşılaştım. Ama o aradaki süreç çok farklı. Ben işte bu belki alışman lazımdan sonra artık iyice enstrümanistlik işte böyle ben de işte rock davulcusuyum. Davulu daha çok sevmiştim. Davul çalıyordum. İşte çalıyoruz. Ben böyle artık derslerden iyice kopmuşum falan. E, ama ne olduğunu bilmiyorum. Öyle çok bir vizyonum da yoktu açıkçası. Yani sadece evet bizim Türkçe rakta duyabileceğimiz arkadaşlarımızla keşfedebileceğimiz kadar yani çok sınırlıydı aslına bakarsan. Yani Pet ilgilene kadar çok ciddi bir isim olan hayatımda Doğan Sarıcı'yla ben çalışmaya evet. başladım. O da müzik öğretmenliğini hazırlanmaya karar vermekle oldu. Çünkü evet belki alışman lazım albümüyle gitar, davul kulaktan çalmayı öğrenebilirsin ama bir müzik okuluna girmek için bu yeterli değil. Evet, evet. Yani nota öğrenmem gerekiyor piyano diye. işte ilk defa piyanoyu orada öğrendim aslında ben piyanistim Yani piyanoda daha çok vakit geçirdim ama işte o süreçlere denk geliyor. Neyse. Ee, sadece rock müzikle sınırlıyken aslında hip hop, rock arada böyle giderken işte bir lisede bir metal keşfi dönemi de <laughs> olmuştu. Olmak zorunda yani. Tarzlara. Evet. <laughs> deniyordum bir şeyler işte farklı olmak adına <laughs> metal dinliyorsun lisedesin ne olabilir o bir paket olarak o... geliyor zaten yani lisede metal dinlemek zorundasın evet ama işte bu hocam çok ilginç bir adamdır yani benim dünya vizyonuna neredeyse hani yetişmemi diyeyim çünkü geri kalmışım öyle düşünüyordum yetişmemi sağladı, sağladı diyebilirim yani bana işte piyano hocam da aynı zamanda bölüm hazırlık ve piyano hocamdı yani bana armoni öğretti, bak böyle müzikler var dedi, işte caz okullarından bahsetti, yani stil öğrenmen lazım dedi. Yani ben hani bir işlenmemiş ceferim ya da böyle kendime böyle bir şey demeyeyim de yani ham maddeyim. Hani adam gel buraya, bak böyle bir yol, böyle yollar var. Bu yollardan seç kendine ve git. Ama gideceksen böyle git. Hani iyi, sağlam ilerle. Kendini çok geliştir, ufkunu çok aç gibi. Zaten kendisinde bana en çok katlı şey odur. E, teknik öğretmesi değil. Bana Ufkumu çok genişletti. Kafamı çok açtı. Tam bir mentor. Çok değerli hayatında Kesinlikle. böyle birine girmiş falan. Ve Konya'da böyle bir insanla karşılaştım ve yani zaten hani hiç şehre yargıya göre bakmayın yani Konya'da olmasam o adamla karşılaşmak belki böyle yollara girmeyebilirdim bile yani. Tabii ki İstanbul'da olabilirdin ama hiç bu, bu yollara girmeyebilirdin evet. Kesinlikle o yüzden yaşadıklarımdan da memnunum. Geçtiğim yollardan da çok memnunum. Çünkü beni ben yapan demek ki bu yollarmış. Ve arkadaşımla biz ya dünyada müzik var <laughs> ve biz müzik öğrenmek istiyoruz. Yani bunun setili yok. Biz müziği öğrenmek zorundayız. Müzik dinlemek zorundayız. Kafamızı ne kadar açabilirsek, kendimizi ne kadar uyarabilirsek, ne kadar farklı şey duyabilirsek, bu keşfe çıkabilirsek, hayal edebilirsek o kadar yani biz buradan çıkacağız, bu sınırları aşacağız. Çünkü Konya'dayız, etrafımızda müzik konuşabileceğimiz kimse de yok. Ve arkadaşımla oturup günde en az 5-6 saat, en az 5-6 okay. saat müzik dinlerdik. Ve müzik dinlemeyi öğrenmiştim o zamanlar. Çünkü öğren, yani dinlemek istiyorum, anlamak istiyorum ve hele hele bir de caz kültürümüzde biraz yabancı olduğu için e hele kontemporer caz da yani keza daha da uzak yani anlayamama yani icra konusunda icraya yansıtma konusunda zorluk çekiyoruz çünkü etrafımızda bilen de yok hani şu yollardan geçin diyen de yok yani ve bu iş biraz inada da bildi ama keşfettikçe o dünyada böyle şeylerin varlığını da hani öğrendikçe yani zaten kanım çok kaynıyordu. Zaten inanılmaz <laughs> e, yüksektim yani bir şeyler yapmaya. Bu arada <laughs> şey çok güzel. E, lafını böldüm. E, pardon. Öncelikle şey dedin ya oturup 5-6 saat müzik dinlerdik falan. Albüm dinlerdik. Evet. Kendinizi geliştirmek. O da en <laughs> Ya bu çok inanılmaz güzel. Güzel. Ben epeydir buna dair çok düşünüyorum. Mesela kitap okumak da öyle. Evet. Müzik dinlemek de öyle. Müzik dinlemek tabii ki daha farklı. Yani müzik dinlemeyi hani bu bahsettiğin şekilde ona bir ayrı eylem. bir evet, evet vakit ayırıp sadece ona odaklanarak yapmak o kadar az ki bunu yapan. Yani bunu ödev veya görev veya sorumluluk olduğu için yapan e, müzik öğrencileri var. Evet. Siz de biraz Mant böyleydiniz ama siz daha ziyade bunu gerçekten gönülden de isteyerek Biz yapıyordunuz. Istiyorduk. Evet. evet. Yani bunun haricinde hakikaten çok çok az. Yani müzik hep eşlikçi. Ve yani playlistler falan da ona dair ya hep böyle moodlara göre. Evet. Duşta dinleyecek şarkılar. Yemek yaparken dinleyecek şarkılar falan. Ama yo neden o albüm veya o single de olabilir oturup tek başına ona tamamen kanalize olup dinlenmesin ki? Ya daha çok düşünüyorum. Evet. Zamanın dinamiğiyle alakalı sanırım. Maalesef şu an her şey çok hızlı bir tüketim üzerine ve buna kaçmak mümkün değil gibi ya. Çünkü ben hani çok suçlamak da istemiyorum insanları anlıyorum. Çünkü zor yani sen belki burada kalmaya çalışabilirsin ama gerçekten etrafından insanlardan yani çağından çok da zamanın getirdiklerinden çok da kaçamıyorsun sanırım. Çok hızlı bir data akışı var sürekli evet. sadece müziğe dair Hızlıya de değil. Yaşıyorum. Ve olabildiğince her şeyi hızlıca alıp tüketip ona dair fikir sahibi olmak ve bir diğerine geçmek gerekiyor. Ya bu yemekte de böyle, modada da böyle. İnsan ilişkilerinde de böyle yani şu an artık hani aşkta böyle falan. Yani aklımıza gelebilecek her şey de bu şekilde oldu artık yani hayatımızda. <laughs> evet maalesef. Okey tamam ee, yine böyle şey emekli sohbetleri yapar gibi dönem okunamayalım. Ebeveyn Evet. <laughs> Diğer albüme geçelim. Burada da şimdi yerli e, sahnenin en değerli caz isimlerinden birine geliyoruz. Aydın Esen Timescape albümü 99 tarihli. Ya bu albümü ben hani hiçbir şey diyemem ya. <laughs> yani ne diyebilirim ki? yani Aydın Esen'i ayrı seviyorum ama yani bu albümün bendeki yerini yani duygusal olarak çok ifade edemem sanırım. Yani böyle kendimi çok garip hissediyorum mesela. Bu albüm gerçekten hani o zamanlarımı hatırladığımda yani her buradaki yazdığım her albüm bana hep bir dünyanın bir olasılığın hani var olabileceğini gösteren albümler. Hiçbir şekilde düşünemediğim, kendi başıma etrafımda göremediğim yani bana hani belki dünyada da değil hani başka evrenlerin kapısını açıyormuş gibi sanki oralardan görüntüler, oralardan sesler toplayıp getirmiş ve bana sunmuş gibi sanki yaklaşıyorum. Çünkü öyle hissettiriyor bana. Timescape'i bu Pet Metin'i işte The Way dinlediğim o üniversite bir zamanlarından itibaren dinliyorum. Zaten ondan daha eski bir albüm. 99 albümü. Hı hı. Aydın Esen'i keşfettiğim, erken keşfettiğim için aslında geçti ama <laughs> bana göre erken keşfettiğim için de çok mutluyum. Çünkü yani o bahsettiğim ki mesela bana çok daha tanıdık, çok daha yakın hissettiriyor Timescape albümü. Yani ya kaç defa dinlediğimi bilmiyorum. Baştan sonra dinlerdim. Öyle kesip de dinlemezdim. Yani farklı iniş çıkışlarımda yani hayatımın uzun bir süre buradaki albümleri zaten hep öyle. Yani kısa bir sürede ya dinledim güzeldi etkilendim bir, birkaç bir şey öğrendim geçtim değil. Çok uzun süreler dinledim. Hatta Timescape'i özellikle yani o kadar özeniyordum ki yani dinlerken o kadar hayalden hayale koşuyordum ki uykumda falan da dinliyordum. Gördüm <laughs> ki yani uykumda da kaçırmayayım. Ama yani zaten hani e, bu programı dinleyen sevgili dinleyicilerimizle dönüp bir albüm dinlesinler isterim. Yani hani bahsettiğimiz albüm zaten hakikaten sen çok daha güzel tanımladın. O kadar yoğunluklu ve o kadar katmanlı ki. Yani ve onu o kadar uzun süreler tükettikten sonra rüyanda da dinlememen mümkün değil. Yani uyandığında da Kafamda çalmaması Ya gibi. Onun gibi hissedeyim istiyordum anladın mı Yani belki uykunda da dinlersen belki birazcık onun gibi düşünebilirim onun gibi öyle sesleri bir araya getirebilirim falan diye hayal ediyordum umut ediyordum yani <laughs> öyle bir çabayla dinli <laughs> dinliyordum yani uykumda bile kaçırmayayım çünkü gerçekten yani inanamıyordum yani bunlar nasıl aktarabiliyor özellikle Moody yani hepsi çok ayrı ee, bu albümdeki parçalar ama yani bilmiyorum bu albüm belki çok ağır gelebilir bazı insanlara. Çok cazla ilişkili olmayan insana. Caz hani e, zor dinlenen bir tür. Cazın hele ki kontemporary halleri daha da şey gerektiriyor yani. Hakikaten kitap okur gibi yani açıp odak gerektiriyor. Ama yani içine ya yani, tıpkı su gibi girince alışıyorsun. Kesinlikle. Burada bu kötü şakayı yapmak istedim yani <laughs> hakikaten. Eğer <laughs> Bir şans tanırsan, eğer kulağında o yatkınlık ve merak varsa çok da farklı dünyalara götürebilen janralar bunlar. Evet, dördüncü albümümüz yine inanılmaz bir isim. Tigran Hamasyan. Yani of 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 2013'ten gelişen adult tiyatro albümü. Ya inanılmaz. Hakikaten <laughs> e, imza attığı bütün farklı farklı mahlasları, farklı farklı projeleriyle yani e, bir yandan kendi biyografisi de çok bizim gibi zaten yakın yaşlardayız, 87 doğumlu. O da ha, yine ve me metal müzikle başlayıp, evet. müzikle ilişkisine <laughs> sonradan buralara, bu muazzam yerlere açılan biri. E tabi deha evet. olunca böyle Aynen öyle. <laughs> Bendeki önemli bir yeri bunun, dördüncü sırada olmasının sebebi. Yani uzun bir süre müziğin farklı noktalarında farklı duraklarında zaman geçirdikten sonra kendimi bayağı bir kaybettiğim bir dönemdi. Uzun bir süre cazdan vazgeçmiştim. Ben bu şey oh. yapamıyorum falan diye. Çünkü çok iyi isimleri dinliyordum ve onlar gibi olmak istiyordum ama onlar gibi olamıyordum <laughs> haliyle doğal olarak. Veya onlar müzik... gibi olmak şeyde değil en nihayetinde. Ama onu bilemiyorsun tabii ki. Tabii bilemiyorsun. Yani Çok hani toyluk. Telefon kulübesine gireceksin ve çıktığında olacaksın gibi bir şey zaten mümkün evet. değil. Ama onu bekliyorsun bir yandan. Öyle bir heyecan ve sabırsızlık var. Kesinlikle. Ama o olmuyor işte. Şöyle bir şey oldu. Ben çoktan bıraktım işte Konya'daki hayatımı müzik öğretmenliğini bıraktım 3. sınıftan. İşte 2012'de İTÜ Konservatuarı Ses Mühendisliği yani şu anki adıyla Müzik Teknoloji ve Ses Tasarım bölümüne girdim. Ee, orada bizim havuz derslerimiz zorunlu. Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı olduğu için e, ilk iki sene haftada altı saat makam müziği teorisi alıyoruz. Ve o zamana kadar çok fazla bu müziklerle işte daha bizim kültürümüze çok kolay bağ kurabildiğimiz yani kuramadığımız müziklerle ilgiliydim. Onları dünya müziklerini keşfetmeyle ilgiliydim. Ee, ama kulağımda işte tabii ki küçüklükten gelen bizim yüzeyimizde dair bir şeyler var. Ama yani bu genel anlamıyla caz meselesini çok çözebildiğimi düşünmüyordum. İyi hissetmiyordum. Bayağı bir vakit geçirdim. Güzel isimlerle de çalıştım. Ee, ama kendimi rahat hissetmiyordum. Müzikle, kültürle bağ kurabildiğimi düşünmüyordum. Ve çok da depresyonda olduğum malum yaşlar işte ben. 26-27 yaşında tanıştım Tigran'la. Yani bana öyle bir kapıştı ki ilk Shadow Theater'dan hatta şeyi duymuştum. The Court Jester diye bir parçası var. Yani inanamamıştım. Yani çok yakın geliyor, tanıdık geliyor ama öğrenmeye çalıştım. Müzik bütün o ses kullanımlarına yakın. Çünkü hani bir Pat gibi değil ya da işte daha böyle genel kontemporal cazdan isimler gibi değil ama çok yakın ama onlar gibi yani müziğe çok farklı yaklaşmış aynı zamanda çok saygı duyuyorum inanılmaz bir deha çok basit ama inanılmaz karmaşık yani allak lak etti beni yani o Kurt Jester'ı duydum ve inanamadım yani dünyada şu an böyle birisi müzik mi yapıyor böyle bir müzik mi yapıyor gibisinden inanılmaz etkilenmiştim ve benim için şöyle bir önemi var yani albümü hatmettim resmen yani duygusal olarak inanılmaz hissediyorum ve birden akışa geçmeye başladım. Piyanonun başına geçip hiçbir şey düşünmeden ben de bir şeyler çalmaya başladım. Ne kadar güzel. Evet yani gerçekten, gerçekten inanılmaz bir etkisi var. Yani sadece dinledim, çok dinleyip geçmedim yani. Hayatıma dokundu yani anladın mı? Ve hiç ben böyle bir şey beklemiyordum, talep de etmiyordum. <laughs> Başka yollar arayacaktım falan böyle kendim karamsarlığımda ilerliyordum. Ve beni hay yani hayata da döndürmedi. Başka bir boyuta geçirdi. Müzik algımı. Yani öğrendiğim her şeyi sıfırdan. Bütün her şeyi sıfırdan yaklaştım. Hepsini derledim toparladım. Yani inanılmaz bir toparlayıcı, içici bir kuvvet oldu yani. Gerçekten çok önemli bir albüm benim için. Hala çok garip hissederim dinlediğimde. Ya yine klişe ama yani bazı klişelerde gerçekten doğru oldukları için klişeye dönüşüyor. O yüzden şunu demeden edemeyeceğim. Hakikaten yani müziğin iyileştirici gücüne dair bir Kesinlikle. örnek aslında anlattığın şey yani. Bayağı çok somuttu yani. bayağı doğal o diyor bir antidepresan olmuş bu albüm. Kesinlikle ve müziğe tekrar inancım oldu. Çok çok değerli. <laughs> Müziği bırakmak falan üzereydim. Yani öyle kaybolmuştum. Öyle kimlik karmaşası yaşıyordum. Enstrümanlar, müzikler ben ne yapıyorum ki falan. Bu arada çoktan ses mühendisliğinde de okuyordum hani. Yani kafam çok fazla kimlikle meşguldü ve bulamıyordum yolumu ama Tigran bana bir yol gösterdi. Bir şeylerin mümkün olabileceğini. Umarım bu günler biter de diyorum yani pandemi günleri ve tekrar bütün dünya olarak konserlerde buluştuğumuz günler geri döner ve siz de bir yerde denk gelirsiniz. Gelmişti ve gitmemiştim çok pişmanım. Gerçekten çok Çok ben... saygı duyuyordum çünkü ya çok moralim bozulacak ve çok üzüleceğim gibi hissediyorum. Hmm, korktum bayağı gitmeye korktum yani. Evet. Evet çünkü çok kafamda çok büyük bir yere sahip. Yo, <laughs> bu arada aldığım dedikodular yani vakıf kulisinden aldığım dedikodular gayet ultra mütevazı olduğuna yönelikti yani. Genelde şaşırtıyor bazen misyenler. Evet. Sonuçunca hayal kırıklığı olabiliyor ama. Yeni jenerasyon öyle değil aldığım kadarıyla. <gülüyor> evet. <laughs> Okey tekrar çok uzattık. E, son albümümüze geliyoruz. John Hopkins. Evet bu benim, e, evet benim başında dediğim ilk ellime alacak olsam senin albümlerinden birini net alırım bu albümü. Ben de yani albüm zaten 2013 tarihli, ben de 2013 ila 2016 arası gerçekten sonuçsuz kaç kere döndürdüm bilmiyorum. Hala dinliyorum. <laughs> Hala daha dinliyorum ben de. Yani çok 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 değerli bir albüm yani hani tıpkı Tigran gibi. John Hopkins'e bayağı bir genius hakikaten. Kesinlikle. Ya zaten Bonobo, Fortet falan bunlar İngiltere'nin bize dev e, lütufları. Gerçek bir genius John Hopkins. Evet sen anlat şimdi. Evet John Hopkins gözümde çok büyük. Yani John Hopkins'e bilmiyorum ben hiç ne bir laf söyleyebilirim ne başkasına <laughs> söyletirim. Böyle bir faşistliğim <laughs> olabilir yani John Hopkins. Gözü Allah kapalı. katında. Evet evet çok yani bilmiyorum hiç hiçbir şey söylememe gerek yok bence herkes dinlemeli bir bakmalı sevmesine gerek yok tabii ki de şampiyon belli ikinci kim falan of yine kötü şaka yaptım hani öyle bir fanatiklik <laughs> var ya John Hopkins yani çünkü hani hepsi bu isimlerin hepsi benim kafamı çok açtı çok açtı diyorum ya bana çok şey kattı öğretti ama John Hopkins de son noktayı koydu gibi bir şey hani benim son geldiğim hali ki tabii ki de olmadım böyle bir iddiam yok genre itibariyle eğer bakacak olursak evet. Evet şu an hala elektronik müzikle uğraşıyorsam, Jon Hopkins sayesinde diyeyim. Yani Immunity hala dinliyorum, çok dinliyorum. Çok acayip bir yeri var. Bence herkes bir dinlesin. Bu arada elektronik müzik de e, yani tırnak içinde elektronik müzik genre olarak pop müzik kadar genişlemiş bir kavram olduğu için o yüzden Jon Hopkins'i ayrıca ayrı tutmak istiyorum ben de. Evet. Çünkü hani çok da komik geliyor IDM. IDM evet daha çok IDM Ama diyebilirim. Ama IDM hakikaten. Yani Intelligent. Kafası olan değiliz. Orada evet. Evet aynen öyle yani hani şey değil bu. Ee, yani patlama müziği değil hakikaten. Ee, albümlerimizin sonuna geldik bu arada. Evet. Teşekkür ediyoruz hepsine. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığın için programımıza. Ben teşekkür ederim. Gerçekten güzel oldu, ilginç oldu. Keyifli oldu. Sohbet evet. ettik. İlk defa böyle bir sohbet ettik. Güzel bir anı oldu bence. O zaman e, dinleyicilerimize de sana da iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Seni öpsem ya bir dudağından Güneş açmadan, sabah olmadan Sinse tenin her yanıma da Seni kavrasam, beni kovmasam Öpsem ya bir dudağından Dans biter ve el olursan Dans biter ve el olursan Elle